Belgesel Yayıncılık sunar. Seyahat edin, sıhhat bulun diyor Allah Resulü. Seyahat etmek gerekiyor, gezmek gerekiyor, görmek gerekiyor, tanımak gerekiyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Acaba çevremizi tanıyor muyuz? Bölgemizi, ülkemizi, ilimizi, ilçemizi tanıyor muyuz? Ne kadar çok tanıyoruz? Sevmek, tanımak demektir. Ve tanımak, sevmeyle başlar. Biz Sakarya TV, Devralem TV ve bizim üzerimizden yayın yapan onlarca televizyon olarak, Devralem belgesel programı olarak muhteşem bir yerde bu programı sunuyoruz. Burası tarih, kültür, teknoloji, bilim, sanayi merkezi. Sakarya ilinin hemen yanı başındaki Kocaeli'nin en büyük ilçelerinden birisi. Gebze ve Gebze sahillerindeyiz. Önemli bir yerdeyiz ve komşuluk nedir? Komşulukla ilgili neler yapabiliriz? O komşuluk değeri, o komşulukla ilgili o kültürümüzü yeniden nasıl yaşatabiliriz? Ev alma, komşu al derler. Komşunun külüne ihtiyacı var derler. Ateşine ihtiyacı var derler ve komşuluk çok önemli ve önemli bir yerde Macera Parkı'nda değerli Gebze Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Merhabalar efendim, sizi tanıyalım ve komşulukla ilgili düşüncelerinizi alalım. Evet, Adnan Köşker, Gebze Belediye Başkanı. Burada, tabii komşuluk çok çok önemli. Güzel bir konuya değindiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de komşu haklarından bahsettiği zaman neredeyse mirasçı olduğunu düşünürsünüz. Mirasçı olarak kabul edersiniz. Tabii çok sözler var. Komşunuz açken tok yatmayın diye. Şimdi böyle bir güzelliğinde Sakarya gibi bir komşumuzun burada olması paylaşmakta, güzellikleri paylaşmakta fayda var. Ben de Sakarya Üniversitesi'nden mezunum. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi'nden mezunum. Endüstri mühendisiyim. 85 yılında. Sakarya da güzel bir yerdir. 6 senede yaşadığım bir yerdir, şehirdir. Dolayısıyla şimdi o zaman deprem öncesi, şimdi depremden sonra yapılan belediye çalışmaları ve genel hükümet çalışmalarından sonra yeni yerleşim birimleriyle birlikte Sakarya daha da güzelleşti. Daha da yaşanabilir bir kent olmaya başladı. Sakarya'da tabii Kocaeli, biliyorsunuz Sakarya'yla aynı vilayetti. Daha sonra 52'den sonra ayrıldılar. Sakarya olarak kaldı. Burası Kocaeli, İzmit'ti. Sonra Kocaeli Büyükşehir olarak ismi oldu. İki tane komşu şehir, aslında bir şehirden iki şehir doğdu. Ve dolayısıyla bir gün komşuluklar devam ediyor. Güzel bir ilişkiler var. Yeri geldi suyumuzu beraber içtik. Sapanca Gölü'nden su aldık, içtik. Sakarya da Sapanca Gölü'nden su içti. Biz de Sapanca Gölü'nden 2 sene, 3 sene içerisine kadar, hatta hala sıkıştığımızdan su içiyoruz. Suyumuz ortak, tarlalarımız ortak, her şeyimiz ortak. İki şehir. Komşuluk hakkı böyle bir şey işte. Paylaşmayı bilen, güzel paylaşan ve siyasi paylaşımları da olan, aynı zamanda gıdasında, sosyal hayatında da paylaşımlı olan iki tane şehirden bir tanesi. Bir şehrimiz de bizim İstanbul, paylaşım yaptığımız şehir. O da komşu İstanbul. Her şeyimizi, alışverişimizi, hayatımızı paylaştığımız, gecemizi, gündüzümüzü paylaştığımız iki şehir. Ve dolayısıyla iki şehrin etkiledikleri kültürel etkileşimler var. Etkileşimler var. Onları da beraber kaynaştığımız ve ortak bir kültürün oluştuğu bir Gebze ilçesi. Kocaeli'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada farklı bir hayat var. 81 vilayetin komşuluğunu yaşıyoruz burada. 81 vilayetten gelmiş insanlarımızın oluştuğu şehirde. Yani 81 farklı bir kültür, 81 farklı bir komşu hissiyatı var. Ve bunlar ortak bir kültürle inşallah tek bir komşuluk, tek bir akrabalık haline getirmeye gayret ediyoruz. Belediye başkanlığı görevde bu diyoruz. Bir şehri imar etmek de ayrıca güzel bir şey. Ama bunun yanında da sosyal yönden, kültürel yönden de insanları bir araya getirmek, tarihi birliğimizi, kültürel birliğimizi, mirasımızı birleştirerek tek ortak miras ve kültürel tarih olarak ortaya çıkarmak da bizim görevimizden bir tanesi. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Başkanım, komşuluk, yani misafir odalarımız var evimizde ama maalesef misafirler otele gidiyor. Kimse artık, önceden televizyona bakıyorduk, şimdi cep telefonları bizi artık birey haline getirdi. O komşuluk duygularını nasıl harekete geçirebiliriz? Siz ayrıca Gebze Belediye Başkanısınız. Bu komşuluk duygusu, heyecanını nasıl yaşatıp geliştirebiliriz? Şimdi tabii gelişen teknolojilerle sosyal medya, iletişim sektörü geliştikçe İşte bu, bırakın komşulukları, aile içerisinde ilişkiler bitiyor yani. Neyse, aile içerisinde randevu alacaklar.
Yani eş kocasına, kocası eşine ve çocuklar arasında işte akşam 9'da hiçbir şey programı ayarlama falan dizi de izleme. Biz akşam 9'da bir toplantı yapalım. Ya toplantıda beraber bir okuma kültür paylaşımı yapalım. Ya bu hale geldi yani. İnsan eve geliyor, hanım ayrı mutfakta, bey aynı televizyon karşısında, çocuk falan yerde. Ders varsa derste iletişim yok. Sıfır. Yani komşuluk ilişkilerini bırakın. Artık evdeki aile ilişkileri bitiyor bu sosyal medyada. Gelişen teknolojik düzende. Ekonomik şartlar. Herkesin cep telefonu hemen sosyal medyada. Yani insan bir konferans veriyorsunuz, bir sosyal medyada bir şey paylaşıyorsunuz. Anında adam uğraşmıyor bile, okumuyor bile. Söylediğinizi dinlemiyor bile. O anda telefon geliyor, telefonda mesaj geliyor. Mesajla uğraşıyor. Dolayısıyla komşuluklar normal bir şekilde her geçen gün iletişim azalıyor. Bu neye bağlı? Menfaat ilişkilerine bağlıyorum. Menfaat derken maddesel menfaat anlamında düşünmeyin yani. İletişim bir menfaattir. İhtiyaç varsa iletişim duyarsınız. Değil mi? Dostluk duyarsınız. İletişim yoksa, ihtiyaç yoksa iletişim de duymazsınız. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Oturum ne beklerim yani. Su bile istemem. Su bile iletişimdir yani. İhtiyaçtır. İhtiyaca binaen iletişim kuruyorum. Şu an bulunduğumuz... Tuz istersiniz komşuda, işte kap istersiniz, kabacak istersiniz. Eski gibi komşu soğanım bitti, patatesim bitti, biraz verir misin? Eski komşuluklar, mükemmel bir komşuluk. Yani ben eskiden komşumuzda, ben evde yemek yemezdim. Çocukken öğlen yemeğini komşumuzda Fatma teyzede yerdim. Orada yerdim. Sevgi ablamız vardı, kızları, o hazırlardı. Muammer ablamız vardı, onlar hazırlardı. Yani kendi kardeşleri gibi, kendi evladı gibi bize hizmet ettiler. Bizde de onlar öyleydi yani. Eski komşuluk buydu. Şimdi kendi evimizde kendi akrabamızı ağırlayamıyoruz. Bakınız evler küçüldü, çocuklar büyüdü, problemler arttı. Artınca artık iletişim sektörü herkese aman diyor akrabamız gelmesin demeye başlıyor. Bırak komşuyu, akrabamız gelmesin diye yapıyor. Ne acı değil mi? Acı. Şimdi İsrail'de biliyorsunuz akrabası, anne babası da gelse evde yatırmazlar. Otelde yer ayırırlar, otelde yatırırlar. Bir kültür. İşte o kültür, o kültürü maalesef, o kültürü bize yerleşti. Ticaret yapmayınız diyor. Hacca gittikten sonra ticaret yapılmaz. Niye yapılmaz? Hacca gidince bir şey mi oluyor yani ticaret? Duruyor mu yani? Ama bir işte İsrail'in yapmış olduğu bir kültür. Türkiye'de işte kantarın, aman kantara dokunmayın. Niye ticaret yapmasın? Başkaları yapsın ticaret. Müslüman ticaret yapmasın. Yahudiler yapsın. Yapsın. Başkanım çok güzel bir yerde. Şu an bulunduğumuz yerde de zannediyorum komşuluğu siz geliştireceksiniz. Şu an Macera Parkı. Buranın ismi de bir ara ifade etmiştiniz. Yine siz onu ifade edin. Bu tür sosyal tesisler komşuluk duygularını da arttırıyor diye düşünüyorum. Burayla ilgili bilgi verir misin? Şimdi bu Macera Aksiyon Parkı diye başladığımız parka aşağı 3 yıl sürdü. Tabii buranın... 5 yıl sürdü de kuruldan, onaydan geçmesi, Orman Bakanı almamız. 103 dönüm Macera Aksiyon Parkı. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii bu millet bahçesini çıkarmamıştı. İsminin şu anda millet bahçesi olarak da millet bahçesi Macera Parkı diyeceğiz. Böyle bir ismi var. 103 dönüm. Mükemmel bir ortam burası. Gördüğünüz gibi flora alanları, uçurtma tepesi, işte kafeteryası, restoranlarıyla beraber bugün rakım olarak denizden aşağı yukarı 160 metre yüksekliğinde bugün mükemmel bir yer. Bugün deniz manzaralı, hiç İstanbul'a gidip boğaz havası almaya gerek yok. Burada mükemmel bir boğaz, körfez, boğaz havası var. Aynı zamanda arkamızda Osman Gazi Köprüsü'nün olduğu bir alan. Yine tarihi Bizans Kalesi, 800 küsur yıllık tarihi Bizans Kalesi. Yine İstanbul feribotlarının, yani Yalova'ya çalışan feribotların olduğu bir alan. Osman Hamdi Bey Müzesi'nin olduğu bir alan. Osman Hamdi Bey Müzesi biliyorsunuz kaplumbağa terbiyecisinin ressam, ilk ünlü ressam, müzeci, arkeolog ve Türkiye'de ilk arkeoloji müzesini kuran bir ressam ve arkeolog. Dolayısıyla 1200 metrelik bu sahilde balıkçı barınağıyla beraber olan doğal bir koy, doğal bir köy, tarihi eski Eskisar, mükemmel bir yer. Anne balığın mezarının olduğu bir bölge. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi biraz TÜBİTAK, bilim, teknoloji, sanayinin hepsinin ve tarihin kokusunun olduğu bir yer. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin vefat ettiği bir alan, Hünkârşehir'de. Hepsi bu Gebze'de mevcut. Ama bu Macera Aksiyon Parkı biraz önce bu çekimlerinde anlaşılacağı gibi mükemmel bir alan. Mükemmel bir güzelliğe sahip. İnsanlar buradan 4,5-4 kilometre dolaşıyor parkın içerisinde sıkılmadı. Engelli bir parkı. Engellilerin rahat dolaşabileceği, en alt kotundan en üst kotuna kadar hiç yorulmadan engellilerin rahat dolaşabileceği bir dizayn edilmiş ve burası engelli parkı ödül almış bir projedir. Normal proje olarak da ödül almış bir proje. İstanbul'da baktığınız zaman ne böyle bir alan var,
Gelin Yalova'da, Kocaeli'de ne Yalova'da da böyle bir alan yok. Kocaeli'de yok, Sakarya'da böyle bir park yok. Ben her tarafı inceledik. Komşularınıza bir çağrıda bulunun. Yalova, İstanbul, Sakarya. Tabii şimdi burası evet. Yani çoğu Türkiye'nin çoğu yerinde böyle bir park yok yani. Ama önce komşularımız yer alır. Önce komşular. Komşu hakkı diyorlar ya. Evet, komşu hakkı var. Çay ikram ederiz. Yiyeceklerimiz var, restoranlarımız var. Komşu hakkı. Ve burada dağ kızağı var. Mesela gençlerimizin dağ kızağı bir Antep'te var. Bir Ankara'da var, bir de Antalya'da var. Dağ kızağı. Çocukların kayabileceği, macera yaşayabileceği bir dağ kızağı burada. 800 metre. Onu bir kışın 1000 küsüre çıkartacağız metre. Uzatacağız biraz. Aynı zamanda arkamızda Survivor tırmanma dağı var. Survivor yarışmalarını yapabildiği, vatandaşların gelip burada heyecan, adrenalinlerini yükseltebildikleri. Neler yapıyorlar? Heyecan, tırmanış biliyorsun her türlü. Burada zor hareketler var. Emniyet kemeri var. Yine o emniyet kemeriyle emniyetini tesis ederek orada bu hareketleri arkada görmüş olduğunuz içinden geçmişte fıçıların üzerinden, işte silindirin içerisine geçip, iplerin üzerinde yürüyerek, dubalar üzerinde yürüyerek bir heyecan, bir adrenalin. Bu hafta sonu çok yoğun oluyor, kalabalık oluyor. Şimdi parkı tabii bayramda yeni açtık. Yeni açtığımız için parkta şey var ama bunu şu anda ciddi anlamda bir katılım var. Akşamlar çok yoğun bir tempo var. Gündüz mükemmel bir hava, hem alan olarak mükemmel alan, hem havası olarak güzel. Akşam yine akşam o ışıklandırmalarla, dekoratif ışıklandırmalarla ayrı bir manzarası, ayrı bir güzelliği var. Gebze maceraya hazırlanıyor. Gebze'nin yeni değeri Macera Aksiyon Parkı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in Gebze'yi cazibe merkezi haline getirecek olan projesi Eskihisar Macera Aksiyon Parkı, dağ kızağı, sportif faaliyet alanları ve doğal yeşilliği ile Gebze halkının hizmetine girmiştir. Yaklaşık 103 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Eskihisar'daki Macera Aksiyon Parkı, bir parktan çok daha fazlası. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in Gebze'nin 2023 vizyon projesi olan binlerce metrekare yeşil alandan oluşan Macera ve Aksiyon Parkı, Gebzelilere farklı aktiviteleri bir arada sunuyor. Dağ kızağı. Yeşillikleri içerisinde tüm aktiviteleri bir arada yapma imkanı sunan parkta 510 metre uzunluğa sahip dağ kızağı bulunuyor. Yaklaşık 40 kilometre hıza çıkabilen dağ kızağıyla Gebzeliler oldukça güzel ve adrenalin dolu zamanlar geçirecek. Tırmanma kulesi. Ayrıca adrenalin severler için yapılan tırmanma kulesi parkın en özel bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Macera ve aksiyon parkurlarını içerisinde barındıran kule, zirveye ulaşanlar için de harika bir manzara sunuyor. Tüm yaş gruplarına hitap eden aktiviteleri bünyesinde barındıran Macera ve Aksiyon Parkı'nda çocuklar da unutulmayarak onlar için de özel alanlar oluşturuldu. Oyun gruplarının bulunduğu parkta engelli vatandaşların ulaşımı da düşünülerek uygun şekilde dizayn edildi. Engelli çocukların da Macera ve Aksiyon Parkı'nda dolu dolu vakit geçirebilmesi için oyun grupları da özel olarak dizayn edildi. Parkta çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra uçurtma alanları ve flora bitki tanıtım alanları da bulunuyor. Konum olarak Eskihisar'da Eskihisar Kalesi yanında bulunan Aksiyon Parkı, etrafında bulunan Eskihisar Feribot İskelesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Balıkçı Barınağı ve Eskihisar Sahil Yürüyüş Yolları'yla ayrı bir yaşam alanı haline geliyor. Ayrıca Aksiyon Parkı içerisinde Eskihisar'ın harika deniz manzarasına karşı seyir terasları ve restoranlar bulunmaktadır. Gebze Belediyesi'nin yapmış olduğu Aksiyon Parkı, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımıza ulaşımı rahatlığı bakımından hizmet verecektir. Halkalı'dan Marmaray projesi bittikten sonra bu yıl sonunda hemen Halkalı'dan gelen Marmaray'ın bir ayağı hemen bu Marmara Macera Aksiyon Parkı'nın hemen yanında. Dolayısıyla
Sadece burası şey değil, Alkal'dan 1 saat 15 dakikada buraya geliyorsunuz Gebze'ye. Burayı gezip 1 saat 15 sabah çıktınız, kahvaltınızı yapacaksınız, öğlen yemeğinizi yiyip dolaşacaksınız. Dağ kızlarına binin, tırmanma dağı aşağı inin, ister balık yiyin, ister et yiyin. Söylemezsem yani burada tarihi kaleyi gezip, Osmanlı Bey Müzesi'ni gezip, aynı zamanda aynı trene binip buradan 1 saat 15 dakikada yani 2,5 saat diyelim, yol diyelim. Geldiniz 2-3 saatte gezin, 5 saatte bu Gebze'yi mükemmel bir ortamda. Ya bir gün 5 saatte gidebileceğiniz neresi var be? Değişik bir kültür, sanayi kenti değişik kültür görüp, böyle bir parkı görüp, arkasında tarihi alanları gezip, var mı böyle rahatlık? Yok. Hem de gayet ucuz. Tren ucuz, ulaşım olarak ucuz. Tesislerimiz iyi. Dolayısıyla bugün İstanbul'un Çamlıca Tepesi diyoruz. Bir Çamlıca'yı görsün, bir burayı görsün, bir kıyaslama yapsınlar yani. Gözdağı diyoruz, Pendik Gözdağı diyoruz, bir Gözdağı görsün, bir de burayı kıyaslama yapsınlar. Böyle bir mekan yok. Burayı bir gören bir daha görüyor. Şimdi geçen ilk açıldığı gün, bayram birinci günü burada bir aile vardı, yemek yiyordu. Dedim ki nereden geldin? İstanbul dedi. Başkanım İstanbul'dan geldik dedi. Bugün yine geldik dedi. Çok hoşumuza gitti burası dedi. İstanbul'a vakit geçirmek istemedik dedi. İnanın Kartal'dan, İstanbul'dan, Maltepe'den, Tuzla'dan biz eskiden hep burada dışarı giderdik. Komşumuza giderdik. İstanbul, Tuzla ilçemize giderdik. Ama şimdi artık oralarda insanlar, komşular bize geliyor. Gebze'yi, Eskişehir'e böyle güzel bir mekan. Biraz da bölgeyi tanıtır mısınız? Gebze'deki tarih, kültür, doğal güzellikler, sanayi, bilim, teknoloji. Tabii Gebze'yi anlatır mısınız? Gebze tabii bugün TÜBİTAK meşhur. Yani biliyorsun TÜBİTAK dendiği zaman Gebze akla geliyor. Buna bir Gebze Teknik Üniversitesi, bugün Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden bir tanesi oldu. Hem lisans hem yüksek lisans anlamında. Aynı zamanda Ar-Ge gelişim çalışmaları yapıldığı bir üniversite. Bununla birlikte yine TÜSİ'lerin olduğu, teknoparkların olduğu ve Silikon Vadisi dediğimiz Bilişim Vadisi'nde yine Gebze'de şu anda konuşulan ilk kuluçka binası da bitti. İlk etap çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte Fatih'in vefat ettiği Kerçer yine Gebze'de. Bununla beraber Kartaca Kralı, Hannibal'ın mezarı yine burada. Onunla birlikte burası yine tarihi mesir alanlarımız var, köylerimizde, ormanlarımızda meşhur. Dolayısıyla buralarda kalemiz dediğimiz gibi kalemiz var. Gezilecek, görülecek o kadar çok yerler var ki. Çoğu Mustafa Paşa Külliye'miz var. Mesela kervansaraylarımız var. Bedestenlerimiz var, çeşmelerimiz var. Ve buraların Ballıkayalar Tabiat Parkı var. Kendi değeri var. Dolayısıyla gördüğün zaman Gebze'de yani bir gün bile yetmez. Yani ufak bir Kocaeli en büyük ilçesi. Tarihi olarak baktığın zaman gelip gezmek bir gün bile yetmez. Bir güne de sıkıştırılabilir ama isterse 2 güne, 3 güne de yayılabilecek bir ilçede burada insanlar rahat yaşayabilir ve gezebilirler. Ve bir gün burada inşallah bu Macera Aksiyon Millet Bahçesi diye tanımladığımız Macera Parkımızda inşallah burada hem Gebze'mize hem Kocaeli'mize hem Yalova'ya hem İstanbul'a hem Adap Sakarya komşularımıza ve Türkiye'nin her tarafından gelenlere hizmet verecek. Böyle bir güzel parkı herkesin görmesini arzu ederim. Kaçırmayın. Yanı başınızda komşuda güzel bir mekan var. Onu değerlendirmelerini bütün komşularımıza istiyoruz yani. Son olarak şu mesajı vermek ister misiniz acaba? Bu komşuluk, unuttuğumuz komşuluk, unuttuğumuz misafirperverlik. Sizden komşulukla ilgili bir mesaj alalım, bir köşeli, parantez. Ne derseniz altını çizeceğimiz, ne dersiniz son komşulukla ilgili? İlk açılışınızda İslam anlamda ifadeler kullandınız. Bugün en büyük dua, kabul dua, komşunun yaptığı duadır. Bir arkadaşın yaptığı duadır. İnsan kendi kendine dua eder, doğrudur, kendine nefsine dua ediyor. Ama bir Müslümanın bir başkasına, bir başka bir Müslümana, bir komşusuna dua etmesi kadar mübarek bir şey var mı? İslami değerlerden açtığınız için İslam'a baktığımız zaman. Dolayısıyla en güzeli paylaşmayı bilmek kadar güzel bir şey var mı? Sevecen olmak. Kendisini seven insan başkasını da sever. Kendisini nasıl karşılanmak istiyorsa başkasını öyle karşılar. Bu duyguyla, bu ahlakla, bu terbiyeyle yetişmiş insanların komşuluk haklarını ne kadar iyi anlayabileceğini bir kez daha ifade ediyorum. Komşuluk hakkı çok farklı bir şey. Bak, komşu komşuya muhtaç derler. İnsan düşer kalkar. Bugün çok büyük bir imkanlara sahip olabilirsiniz maddi ve manevi. Ama yarın sağlık anlamında, maddi anlamda çok şeyler kaybedebilirsiniz. Yine size aileniz bakmazsa bir komşunuz bakar. Bunun için örnekleri çok. Kendi ailesiyle kavgalı olup, miras yönüyle kavgalı olup veya kardeş çekişmelerle kavgalı olup ama komşularla ilişkili iş olup ve komşuların baktığı çok aileler tanıyorum ben. Komşuların evine ekmek götürdüğü, onu beslediği, aylık bütün ihtiyaçlarını karşıladığı ve temizliğini yaktığı, yıkadığı, yıktığı çok komşuları bilirim ben. Dolayısıyla komşu hakkı çok farklı bir şey yani. Başkanım zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun işleriniz arasında çok teşekkürler. Hemen komşuluk. Hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. Çok iyi valla. Gerçekten muhteşem. Allah razı olsun.
Ben de ilk defa geliyorum, çok beğendim yani, çok harika yerler. Dolaştık aşağıdan yürüyerek geldik burada. Muhteşem olmuş bence. Komşularınızı anlatacak mısınız? Herhalde yani anlatacağız, teşvik edeceğiz. Misafirlerimizi alıp getirip dolaştıracağız. Böyle bir park İstanbul'da yok, Adapazarı'nda yok, Yalova'da yok, hiçbir yer yok. Böyle bakıyorum ben de dolaşıp geziyorum. Bu çevremiz içerisinde yok yani. Türkiye'de de çok nadir böyle bir park. Burada da gördüm lokanta yemek. Restoran galiba. Yani muhteşem yani. Misafirini al getir burada. Komşulukla ilgili ne dersiniz? Başkanımızla komşu üzerine konuştuk. Bölgeler arası. Komşularınız aranız iyi mi? Ne söylersiniz komşulukla ilgili? Komşulardan yana bir rahatsızlığımız yok. Burada geçinip gidiyoruz. Bir kavga yok, gürültü yok. Bir ne bileyim yani ortam sakin güzel. Çalışıyoruz işimize gücümüze. Başkanımızın hizmetlerinden de son derece memnunuz. Gerçekten hani Gebze çalışıyor, belediye çalışıyor. Sloganı yerinde. Sıkıntımız yok. Çalışınca oluyorsun. Güzel gelecek. Evet. İstiyorsun Gebze'de artık yarın insanlar var. Yaşamaktan mutsuz olan bir kent değil. Yaşamaktan keyif aldığı, mutlu olduğu bir kent olsun istiyoruz. Zorunlu yaşanılan bir kent değil. Yaşamaktan mutlu olan bir kent olsun istiyoruz. Evet, her şey. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet, komşu, komşuluk ve uzaklardan bir komşuyu şimdi davet edelim yanımıza. Sizi şöyle bir alalım delikanlı ve komşumuzu sevelim. Ve her şeyi de komşudan beklemeyelim. Ve biraz da kendimiz fedakarlık yapalım. Ve komşuluk çok önemlidir. Ev komşuluğu, daire komşuluğu ama ülke komşuluğu. Çok uzaklardan bir misafirimiz var. Merhaba, sizi bir tanıyalım. Benim ismim Abdünur. Sakarya Üniversitesi 2. sınıf siyaset bilim makam yönetim öğrencisiyim. Başkanım. Sakarya. Siz Gebze, Somalili misiniz efendim? Somalili. Somali ile Gebze kardeş şehir. Şu anda Somali'nin kardeş kenti Gebze'desiniz. Evet. Ve bir anlamda da komşunuz. Neler söylersiniz? Gebze şehrinde olmamızı çok memnun ediyor bizi. Gerçekten kardeş bir şehir. İnşallah daha huzur ve bereketli bir şehir olur. Geleceğe dair en ileri şehirlerden bir tanesi olacağını düşünüyoruz inşallah. Biz Gebze'yi seviyoruz. Evet, biz Devralen programı olarak Somali'ye gittik. Somali, Afrika boynuzunda önemli bir yer Somali. Başkent Mogadişu. Türkiye, bütün Amerika dahil batılı ülkeler burayı sömürürken Türkiye buraya sahip çıkmış, yatırım yapmıştı. Biz 4 bölüm Devralen belgesel programı çektik. Mogadişu'da, Cezire'de, birçok bölgede. Ama biz Somali'yi biliyoruz ama şu anda Sakarya TV, Devralen TV ortak yayınındayız. Bize Somali'yi bir anlatır mısınız efendim? Evet, Somali Afrika doğusunda, Afrika boynuzu olarak da aynı zamanda bilinir. Afrika'nın en uzun sahili şeyde Somali'de. Onun için turizm anlamında oldukça önemli bir yer, fakat çok yatırımların veya dünyanın gözüne kapattığı bir ülke olarak idi. Ama sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla işte gelişiyle 2011'den sonra orada yatırımlar ve bütün iş adamlarının orada ilgilerini çekmişti. Ondan dolayı şu anda hızla şu anda gelişmekte olan bir şehir. Belgesel yayıncılık sunar.